Aslanın deney odası. Aslan, bana da bir bardak su verir misin? Ha? Evdeki boya kalemlerim bitti. Resmime devam etmemin bir yolu var mı? Sanırım hatamı telafi etmem için güzel bir fırsat. Kısa bir araştırmanın ardından evde sulu boya yapmanın birçok yöntemi olduğunu gördük ve sizler için en basit yöntemlerden birini seçtik. İhtiyacımız olan malzemeler toz zerdeçal, kırmızı lahana, ıspanak, karbonat, toz deterjan, su, fırça ya da kulak temizleme çubuğu, kağıt, hava ve lastik eldivenler. Deterjana gelene kadar yemek tarifi vereceksin sandım Zeynep. Bazı sebze ve meyvelerin renk pigmentleri çok güçlü. Boya yaparken işimize çok yarayacak. İlk rengimizi elde etmek için tek yapmanız gereken toz zerdeçalın üzerine çok az miktarda su eklemek. Daha açık bir renk isterseniz su miktarını artırabilirsiniz. Bu renk tam benim istediğim tonda. Görünüşe göre resmimize farklı bir renkle devam edeceğiz arkadaşlar. Mor için lahananın yapraklarını parçalayıp havanın içine atıyoruz. Ardından lahananın suyunu çıkarmak için yaprakları iyice dövüyoruz. Lahananın suyundan daha fazla faydalanmak için havanın içindeki lahanaları iyice sıkıp bir kenara alıyoruz. Lahana suyunu iki kaba eşit miktarda dağıtıyoruz. Neden ki? Çünkü lahanadan hem moru hem de maviyi elde edeceğiz. Moru anlarım da mavi nasıl olacak? Karbonat sayesinde lahana suyuyla karışınca... Bakın, mor lahana suyu maviye döndü. Lahanayı kullanarak iki farklı renk elde ettik. Mavi ve mor. Evet ve ben bu renklerle çok güzel bir resim yapıyorum. Sanki bu resme bir yeşil gerekiyor. Bunun için lahanaya yaptığımız işlemin aynısını ıspanağa uygulayacağız. Ben yaparım. Ve son olarak resminizde kırmızı bir renk kullanmak istiyorsanız toz zerdeçal ve su karışımına biraz toz deterjan eklememiz yeterli. Bakın ortaya kırmızıya dönük bir renk çıktı. Hatta kiremit rengi. Bu renkle ne yapacağımı biliyorum. Yaptığımız deneyle tam 5 farklı renk elde ettik arkadaşlar. Sarı, mor, mavi, kırmızı ve yeşil. Bu renklerle birbirinden güzel resimler yapabilirsiniz. Ve resmimiz bitti. Çok güzel olmuş Zeynep. Evet arkadaşlar, bizim resmimiz böyle oldu. Siz de yaptığınız resimleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Ne o? Kutlama mı var?